Merhabalar, ben Kötü Çöte ve Engineer Nedir Ne Değildir'in 3. bölümüne hoş geldiniz ve bu videoda sizlerle trade'leri ya da specialization'ları tanıyacağız. Bunlar elimizde Explosive, Firearms, Alchemy, Inventions ve Tools olmak üzere 5 ağaç üzerinde yer alıyorlar. Evet, şu sinir bozucu çantayı da geçtiğimize göre, o çantadan nefret ediyorum cidden. İlk olarak Explosive ağacımızla başlayalım. Explosive ağacımız patlayıcılar üzerine bir ağaç, adından da anlaşılabileceği üzere. Ve ilk olarak değişmezlerine bakalım. Bomb. Daha sonra Evasive Powder Cake. Bunun olayı nedir diye soracak olursanız, dodgeladığımızda, yani şu şekilde combat esnasında birini dodgelarsak, bu arkamızda bir adet bomba bırakıyor. Bu bomba da güzel bir damage bırakıyor beraberinde. Sonrasına gelelim. Steel Packed Powder. Bu explosive'lerin vulnerability vermesini sağlıyor. Yani bu sayede explosive'ler daha sonra direkt her şeyi daha hızlı damage veriyor. Diğer bir arkadaş ise Explosive Powder. Genel olarak patlamaların damage'ini artırıyor. %10 oranında. Bunun yanı sıra taretlerinde şu şekilde patlatıldığında knockback ve damage vurmasını sağlıyor. Evet. Gelelim ilk sıramıza. Grenadier. Grenadier nedir diye soracak olursak, şimdi Grenadier olmadan bir grenade ateşleyelim. Önce şuna geçirelim. Alanını görüyorsunuz. Ve bu şekilde alanımızı genişletmiş oluyoruz. Yani kısacası grenade'in efektifliğini biraz daha arttırıyoruz. Ve hızını da beraberinde arttırıyoruz. Ardından Explosive Descent. Kendisi nedir diye soracak olursanız, bunun için hafif yüksek bir yerden atlamamız lazım. Şurası uygundur diye düşünüyorum. Umarım. Hayır, değilmiş. Fazla kısaymış. Kendisi düştüğümüzde aldığımız fall damage'ın azalmasına sebep oluyor. Sağlıyor. Ve bunun yanı sıra düştüğümüzde beraberinde bulunduğumuz alana güzel bir patlama damage'i vuruyor. Hemen bir uygulamasını gösterelim. Evet, bu şekilde. Sıradaki ağaç ise, sıradaki trade'imiz ise Glass Cannon. Canımız %90'ın altında olduğunda, ki bu çok fazla bir şey değil, bütün damage'ımızı %5 arttırıyor. Sonraki ağacımıza gelelim. Aim Assist Rocket. Kendisi bazen bizden bir adet roketin fırlamasına sebep oluyor. Neden itinayla I'ya basıyorum bilmiyorum onu da. Yani bu Aim Assist Rocket 10 saniyelik bir cooldown var. 10 saniyelik cooldown'da bize bir adet roket veriyor. Yani şu şekilde gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi bir tane fırladı. Ve kendisi fazlasıyla güzel damage vuran bir arkadaşımız. Yani güzel bir offensive arkadaş. Ardından şu arkadaş. Shape Charge. Kendisi vulnerability olan targetlara daha fazla damage vurmamızı sağlıyor, ki şununla beraber güzel bir ikili oluyorlar. Zaten vulnerability alınan damage'i arttırırken, bununla birlikte ne kadar çok vulnerability olursa target'a uyguladığımız damage o kadar fazla artıyor. Ardından Short Fuse. Bomb kit kullanıyorsanız kesinlikle kullanmanız gereken bir şey. Short Fuse olmadan bir patlama süresini gösterelim. Bu. Sonra Short Fuse'a geçelim. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Kendisi pek bir etki göstermiyor gibi gözükse de, aslında hızlı bir combat esnasında inanılmaz derecede işe yarayan bir arkadaş. Ve tabii ki de mesajsız köfte videosu olmaz. Sonrasına gelelim. Siege Rounds. Kendisi mortarların uyguladığı combo alanlarının süresini arttırıyor. Yani şu arkadaşların
burada bulunma süresini artırıyor. Bir örnek gördünüz. Şimdi ikinci bir örneğe bakalım. Evet. Süresi biraz daha kısa. Bu çeşitli bir yollarda işinize yarayacak bir olay. Buradaki ikinci özelliğimiz ise bize %15 ihtimalle cripple ve patlamaların cripple ve bleeding vurmasını sağlıyor. Yani nedir diye soracak olursanız şu arkadaşlar ya da şu arkadaşlar %15 ihtimalle cripple ya da bleeding verebiliyorlar. Daha doğrusu cripple ve bleeding. Ki Condi build'ı oynayacaksanız ya da elmanın sizden kaçmasını engelleyecekseniz bazısıyla güzel bir arkadaş. Ve şu da Explosive Powder Aversive Powder Keg'in daha fazla damage vurmasını sağlıyor. Yani şu evade attığınızda giren arkadaşın. Ve onun aynı zamanda bir blast finisher olmasını sağlıyor. Evet, Explosive ağacını bu şekilde tanıdık. Kendisi fazlasıyla güzel bir ağaçtır ve pek çok build'da kullanılan bir ağaç. Benim de gördüğünüz gibi kullandığım bir ağaç. Şimdi sıradan neyimiz var? Firearms. Gel gelelim Firearms'a. Evet. Firearms için ihtiyacımız olan birkaç bir şey. Mesela şu arkadaş kesinlikle ihtiyacımız olacak bir arkadaş. Bu da etkileniyor ve beraberinde rifle'ınız ya da pistolünüz varsa Firearms yine önemli bir arkadaşa dönüşüyor. İlk olarak Sharpshooter. Sharpshooter kritik hitlerimizin beraberinde bleeding vurmasını sağlıyor. Sonrasında Hermetic Focus. Bu da üstünde bleeding olan kişilere daha fazla kritik vurma şansımızı arttırıyor. Ki bu bir Condi build'ında zaten inanılmaz derece yüksek bir bleeding koyacaksınız kişinin üstüne. Bunun anlamı daha fazla kritik vuracaksınız ve genelde Condi build'larında kritik vurduğunuzda beraberinde bleeding ya da poison da veriyorsunuz demektir. Yani kısacası daha fazla bleeding ve daha fazla condition. Evet. Shared Steel. Bu da bleeding'imizin daha uzun sürmesini sağlıyor. Ardından Chemical Rounds. Pistol skill'lerimizin uyguladığı condition'ların daha uzun sürmesini sağlıyor. %50 oranında daha uzun sürüyorlar. Ardından Heavy Armor Exploit. Kendisi kritik hitlerde bize swiftness ve karşı tarafı da vulnerability vermemizi sağlıyor. Sonrasında da high caliber kritik şansımızı artırıyor. Daha doğrusu belli bir range sınırı altına geçtiğimiz takdirde kritik şansımızı artırıyor. Ardından gelelim pinpoint distribution. Precision'ımızdan yani şu stat kritik şansımıza dayanarak condition damage alıyoruz. Ardından skill marksman rifle veya harpoon gun'la daha hızlı vurmamızı sağlıyor. Yani bunun anlamı nedir? Elinizde rifle varsa ve ya da su altındaysak çok daha hızlı ateş ediyoruz. Ve no scope belli bir range threshold'u içindeki kişilere vurduğumuzda Fury kazanıyoruz. Bunun olayı bu. Ki Fury de her daim işe yarar. Kritik şansımızı artırır. Juggernaut. İnanılmaz güzel bir arkadaştır. Ve bunun çalışabilmesi için elimizde Flamethrower olması lazım. Elimizde Flamethrower tuttuğumuz süre içerisinde sürekli Might ve Stability kazanıyoruz. Yani bunun anlamı sınırsız stabilitiniz ve might'ınız var. Ama flamethrower'ı elinizden bıraktığınız takdirde bunlar gitmeye başlıyor. Ardından şu arkadaş
Modified Ammunition. Bu da karşı taraftaki condition oranına göre damage'ımız artıyor. Ve ardından Incendiary Powder. Telaffuzları biraz batırıyor olabilirim. Ve uyguladığımız Burning'ler daha uzun süre kalıyor ve kritik vuruşlarda da Burning vuruyoruz. Condition Build. Kısacası bu arkadaş Condition Build'larda bayağı güzel bir arkadaş. Hatta Power Build'larda da. Hatta güzel bir Power seti bu olabilir. Ya da şu. Evet. Burayı bitirdiğimize göre sırada neyimiz var? Alchemy. Şunu olması gereken hale geri getireyim. Evet. Alchemy. Alchemy ağacında ilk değişmezimiz Hidden Flask. Kendisi basitçe canınız %75'e indiğinde Elixir B'nin etkisini bize sağlıyor. Yani şu arkadaşı. Ki kendisi combat esnasında aşırı efektif bir arkadaştır. Gördüğünüz gibi Might, Retaliation, Swiftness ve Fury veriyor. Ki bunlar fazlasıyla güzel bunlar. Sonrasında Transmute. 15 saniyede bir elimizdeki condition, yani bizim üstümüzdeki conditionlardan birini buna çeviriyor. Sonrasında da Alchemy Kıl neyse telaffuz edemedim. Throwing or consuming elixir içmek ya da fırlatmak, yani şu şekilde ya da şu bizden bir adet condition'ı siliyor ve boomlarımızın süresini arttırıyor. Yani şunların süresi artıyor. %20 oranında. Gelelim şunlara. Bu arkadaş. Elimizde ne zaman swiftness olursa beraberinde vigor da kazanıyoruz. Yani nasıl olur diye soracak olursanız umarım swiftness verirsin. Vermedi. Şu arkadaş dolunca göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi şu efekti beraberinde aldık. Swiftness'la beraber. Evet. Bu bize ne sağlıyor diye soracak olursanız healing, regeneration'ımızın daha efektif olmasını sağlıyor. Ardından ne zaman engellenirsek, yani stun yersek, daze yersek, knockdown yersek, knockback yersek, launch yersek, floating, sink ya da fear yersek beraberinde bize protection veriyor. Combat esnasında inanılmaz güzel bir arkadaş çünkü bayağı bir kişi size bunları kullanarak sizi deaktif etmeye çalışacak. Ve bu da hani sizi savunmasız bırakacağı için bu tarz güzel bir arkadaş işinize yarayabilir. Yani %33 daha az damage yiyorsunuz. Health Insurance. Medkit kullandığımız takdirde healing skill'lerimizin, healing'imizin daha güçlü olmasını sağlıyor. Basitçe olayı bu. Ardından gelelim. Inversion Enzyme. Elixir Gun'ın condition silen yetenekleri mesela şu. Artık bir yerine, pardon, conditionları silmek yerine onları boon'a çeviriyor. Yani diyelim üstünüzde bleeding'iniz var, onu swiftness'a çeviriyor gibi düşünebilirsiniz. Ardından Elixir S, doğrusu Self-Regulating Defense, canınız %25'e indiği anda Elixir S içmiş gibi oluyorsunuz. Yani şu moda giriyorsunuz. Bu moddayken de damage yemiyorsunuz hiçbir şekilde. Ve kaçabilmenizi sağlıyor combat esnasında. Bu bayağı kritik durumlarda canınızı kurtaran bir şey. Yani nedir? Kalabalık bir grup size dalıyor. Canınız 125'e indi ve bu formada direkt giriyorsunuz. Bunun anlamı direkt tabanları yağlayıp kaçıyorsunuz. Sonrasında Backpack Regeneration. Bu da elinizde herhangi bir kit varsa sizin sürekli heal almanızı sağlıyor. Kendisi yine güzel bir arkadaş. Ardından HGH. Ah, bugün telaffuzum bayağı bir sıkıntılı. Neyse, kendisi
might sağlayan eliksirlerin daha kısa süreli dolmasını sağlıyor. Yani mesela şu arkadaş 32 saniye şu an bunun dolma süresi 30. Yanlış yer. Şu an 40 saniye. Ve bunun yanı sıra duration'larının da daha uzun süresini sağlıyor. Bakalım şu an might'ımız 36 saniye 43.25 saniye. Yani kısacası bayağı power build'ler için özellikle inanılmaz efektif bir şey. Sonra stimulant supplier kendisi şu arkadaşın bir benzeri. Kendisi bir healing skill kullandığımızda yanımıza bir adet bir healing pack temsil bir şey düşürüyor. Kendisi bu sayede bizim biraz daha iyileşimimizi sağlıyor. Bunun yanı sıra bize Fury veriyor ve Weakness, Blindness ve Vulnerability'yi kaldırıyor üstümüzden. Ve Iron-Blooded. Üstümüzdeki her boon için gelen damage %2 azalıyor. Ki bu çok fazla boon'la oynuyorsanız inanılmaz derecede işinize yarayacak bir şeydir. Şuna geri döneyim. Sıradaki arkadaşımız Inventions. Evet, Inventions ağacına gelecek olursak kendisi güzel bir defansif ağaçtır bu arada. İlk olarak Cleansing Singery ve Cleansing Pulse sağlıyor. Basitçe bütün healing skill'lerimiz bu skill'i tetikliyor. Bunun da bize sağladığı şey 10 saniyede bir tabii. Bunun bize sağladığı şey damage veren bir condition bizden siliniyor. Yani bu burning, bleeding, poison, torment ya da confusion. Bunlar siliniyor. Yani güzel bir skill demek oluyor bu. Healing'in yanı sıra bir adet de condition silmiş oluyoruz. Heal Resonator. Bir healing skill kullandığımızda yakındaki ally'lara regeneration sağlıyoruz. Diğer yandan Energy Amplifier. Üstümüze regeneration olduğu sürece healing skill'lerimiz daha güçlü bir hale geliyor. Kısacası şuradan bayağı heal odaklı bir ağaç olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ardından Overshield. Kalkan skill'lerimiz bizim cooldown'ı azalıyor ve beraberinde protection veriyor yakındaki ally'lere. Yani bayağı güzel bir savunma özelliği. Bu da Automatic Medical Response bayağı kritik durumlarda işe yarayan bir şey. Canımız %25'in altına indiğinde eğer bir damage alırsak şunun cooldown'ı ne olursa olsun bu tekrar açılıyor. Yani hangi healing skill'imiz olursa olsun cooldown'ı doluyor. Bunun işe yaramayacağı tek kombinasyon medkit. Evet, gelelim auto defense bomb dispenser. Smoke bomb düşürüyor beraberinde. Bu da nedir diye soracak olursanız blindness veriyor. Bunun tetiklenmesi için de stun yememiz, daze yememiz, knockback yememiz, pull vesaire vesaire. Yani şunun aynı özelliklerini sağlaması lazım. Yani kısacası kendisi gene defansif bir arkadaş. Bunları yediğimizde blindness yemesi karşı tarafı ne işimize yarıyor? Bize damage atamıyorlar. Bunların özelliği de o. Sonrasında gelelim. Experimental turrets. Kendisi turretlerin 10 saniye boyunca mesela bu şu an vigor veriyor bize. Gelelim. Mesela Flame Turret. Sen ne veriyormuşsun? Might veriyor. Evet. Şu an bize Might veriyor. Evet. Kendisi bu şekilde bir trade'imiz ve turret üzerine oynuyorsanız bayağı işinize yarayacak bir arkadaş. Ardından Shooting Detonation. Last Finisher kullanarak bir combo yaptığınız takdirde yakınındaki ally'ları heal'lıyorsunuz. Yani iyileştiriyorsunuz. Ve Mechalex. Şu an yürüme hızlarım arasındaki farka bakın. 125 artırıyor yürüme hızınızı. Bunun yanı sıra size gelen Immobilize, Cripple ve Chill'ın süresini de %33 azaltıyor. Sonrasında Advanced Turret.
turretlere gelen damage'ın azalmasını sağlıyor ve turretleri koyduğumuzda çevrelerinde bir adet shield oluşmasını sağlıyor. Bu da bütün missile'lardır, yani missile'lardan kısıt range atakların çoğunun geri yansımasını sağlıyor. Yani kısacası bir ranger'a karşı bayağı avantajlı olabiliyor kritik anlarda. Ardından gel gelelim Bunker Down. Ve beraberinde bandaj da veriyor. Kendisi kritik bir atak vurduğumuz takdirde bir adet mine, yani Bunker Down ve bandaj düşürüyor önümüze. Bunker Down sayesinde ekstra bir damage koyuyoruz. Bandaj sayesinde de kendimize heal basıyoruz ve bunun cooldown'u sadece 2 saniye. Yani kısacası bayağı güzel bir arkadaş. Hatta bir örnek gösterelim. Tabii kritik şansım çok yüksek değil. Hatta neredeyse hiç yok şu an. Çünkü soldier oynuyorum. Evet, kritik şansım %4. Bunu Berserker'a bir çevirelim. Combat'tan çıkıp ve size bunu göstereyim. Evet, şu an kritik şansım mevcut. Ve gördüğünüz gibi anında düşmeye başladılar. 2 saniyede bir şu arkadaşlardan düşürüyorum ve bunlar bana hem ekstra damage sağlıyor hem de ekstra heal sağlıyorlar. Kısacası bayağı güzel bir arkadaş oldu. Ve son olarak da Medical Dispenser Field. Kendisi kendimize uyguladığımız bir healing'in bir kısmını evaylarımıza da veriyor. %20'sini. Evet, kısacası bu da güzel bir support build'ı oluyor. Evet. Ve en son olarak elimizde ne var? Tools. En son ağacımız olan Tools bize tuğba etkileri ve kitler üzerine bir ayrıcalık sağlıyor diyelim. İlk olarak Optimize Activation. Kendisi tuğba etkilerimizin bize vigor vermesini sağlıyor. Yani şunu kullandığımızda beraberinde vigor alıyoruz. Ayrıca Mechanized Deployment tuğba etkilerimizin %25 oranında daha kısa süresini sağlıyor. Bunun normal cooldown'ı 20 saniye. Şu an 17 saniye. Ve ardından excessive enerji, full endurance'ımız olduğunda, yani şu arkadaş tamamen dolu olduğunda canımız, daha sonra canımız demişim, atağımız %10 daha fazla demiş vuruyor. Yani şu an vurmuyor ancak birazdan vuracak şu dolduğunda. Şimdi vuruyor. Şimdi gel gelelim static discharge. Pistolün static discharge skillini hatırlıyorsunuz. Kendisi hedeften hedefe sıçrayan bir arkadaş. Onun bir değişiği. Mesela şunu kullanalım. Gördüğünüz gibi. Mesela ya da şunu kullanalım. Şunu kullanalım. Şunu kullanalım. Şunu kullanalım. Gördüğünüz gibi her tool belt skill'i kullandığınızda bir adet static discharge atıyoruz ve bu sayede de ekstra bir damage vuruyoruz. Hatta bir alan damage. Daha sonra alan değil de sıçrayan bir damage 3 target'a kadar. Ardından utility goggles. Ha, combat'tayım. Stun yediğim, stun şudur budur vesaire yediğimde ya da blindness yediğimde Utility Goggles skillini aktif ediyor, yani şu skilli. Ve bunun olayı nedir diye soracak olursanız, bunları siliyor bizden. Teşekkürler, Java Upgrade istemiyorum. Update, upgrade nereden çıktı? Ve beraberinde bize Fury veriyor ve 10 saniye boyunca Blindness'a karşı bağışıklığımız olmasını sağlıyor. Ardından Power Wrench. Damage'ımızı toolkit skill'lerimizin %10 daha fazla damage vurmasını, %20 daha kısa bir recharge süresinin olmasını ve
Turretlere karşı olan healing'inin artmasını sağlıyor. Sonrasında Stemline Kills. Kendisi toolkit değiştirdiğimizde bize 20 saniyelik sırıtması veriyor. Şu an buradakilerden biri sayesinde onun süresi uzun. 24 saniye ama normalde 20 saniye o. Ve bunun yanı sıra bize de geçtiğimiz toolkit'e göre bir özellik veriyor. Mesela super speed verdi. 20 saniye beklememiz lazım çünkü bunun cooldown'u 20 saniye. Bu özellikle farm build'larında bayağı kullanılan bir şey çünkü size sınırsız swiftness sağlıyor. Sadece toolkit değiştirerek. Evet. Şu dolsun. Evet geldi ve fiery aura, fire shield verdi şu an bana. Verdikleri glue trail, magnetic bomb, drop mine, super speed, magnetic aura, drop gunk. Ve başa sarıyoruz. Ardından analyze. Görünmez bir düşmana bir şekilde hedef tutturmayı başarırsak ki flamethrower'la şöyle kessek vurabiliyoruz bir şekilde. Onun ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Görünmezliğini bozuyor. 6 saniye boyunca görünmez olamıyor. Yani şunun yaptığı etkinin aynısını yapıyor. Ve vulnerability veriyor. Bu analyze dediğimiz olay bu arada alan skill'i, yani şunu çakıyoruz alana. Şunun bir benzerini çakıyoruz alana. Ve gelelim. Long Fuse Power Pack. Kendisi %50 de canın altında birine vurduğumuz takdirde ona bir adet Powder Pack, yani bir adet bomba koymamızı sağlıyor. Bunun sayesinde daha fazla da damage vuruyoruz o kişiye. Sonrasında kinetik bateri. Bir atağı evade'lediğimiz takdirde şu şekilde toolbelt skill'lerimiz anda bir adet toolbelt skill'imiz anda recharge oluyor kullanacağımız. Sonrasında adrenaline implant. Şunun çok daha hızlı dolmasını sağlıyor. %50 daha fazla bir oranla. Sonrasında gadgeteer. Kendisi static charge depoluyoruz. Damage aldığımızda ve o damage, o static charge'lar 5'e ulaştığında sıradaki toolbelt skill'imiz, toolbelt demişim, gadget skill'imiz, yani bunları sayalım. Rocket boots, slick shoes, throw mine, utility goggles, personal battering ram, AED. Bunların cooldown'ı dolmuş oluyor. Evet. Traitlerimizi bu şekilde tanıdık. Bu traitler oyun esnasında inanılmaz ilginç şeyler ve sebep olabiliyor. Ve oyun stilinizi bayağı değiştirebiliyorlar. O yüzden traitlerinizi dikkatli seçin. Evet. Bu video da burada bitti. O zaman ne diyoruz? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak istiyorsanız aşağıda bana destek olabileceğiniz linkler söz konusu. Bir bakmanız yeterli açıklama kısmına. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.